Filistin'in direniş gücünü yıkamayan İsrail güçleri Gazze'de 300'den fazla noktayı bombaladı. Gazze şeridinin büyük bir bölümünde iletişim ve internet hizmeti yeniden kesildi. Aynı saatlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ateşkes, insani ara oylaması vardı. Yine anlaşma sağlanamadı. Oylama ikinci kez ertelendi. Netanyahu koalisyonunda çatlak sesleri yükselirken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle toplantıda konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için yeni bir insani araya hazırız diye konuştu. Evimizi özlüyoruz ve canlı olarak dönmek istiyoruz. Adım Gadi Mozes. Ordunun bombalamaları nedeniyle tehlike altındayız. Ölümle burun burunayız. Her an ölebiliriz. Hükümet evlerimize canlı dönmemizi istemiyor sanırım. Lübnan'ın güneyindeki Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları mensupları İsrail bombardımanına karşılık verdi. İsrail askerlerinin bulunduğu Kiryat Sahmanu Havalimanı yönüne 12 adet füze fırlattı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail bayraklı ve ülkeye ait tüm gemilerin limanlarına yanaşmasını yasakladığını duyurdu. Enver yaptığı yazılı açıklamada yasan İsrail'in Filistin'e saldırılarındaki tutumuna yanıt niteliğinde olduğunu ve derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi. İsrail'e silah ve para yardımını veto eden Amerikan Senatosu'nda karşı başkanlık yetkisini kullanan Joe Biden'a uyarı İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Amerika'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarından sorumlu olduğunu belirtti. Amerika'da yapılan son ankette Biden'ın İsrail ve Filistin politikalarına desteğine düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Amerikan halkının 4/3'ü yani %60'ı Biden'ın İsrail'e olan desteğinden rahatsız. Amerika'ya sırtını yaslayan İsrail'e tepki, Filistin halkının onurlu direnişine dünyadan destek yağmaya devam ediyor. Görüntüler Almanya'dan. Berlin'de binlerce kişi İsrail'e silah sağladığı gerekçesiyle Rain Metal şirketinin önünde eylem yaptı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh. oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.